Tommy, bizim bekçi. Tommy, hayırdır Tommy ya? Tavuklara mı halleniyorsun? Zor durumda abi, ona da korona vurdu. Merhabalar. Sonunda karantina günlerinden çıktık. Böyle açık havada video çekmek ne kadar güzelmiş ya. Bugün size arkadaşımın tavuklarını göstereceğim. Tabii ki normal köy tavuğu değil. Seslerini duyuyorsunuz. Çok farklı ırklar var. Hepsini detaylı anlatacak. Özelliklerinden bahsedecek. Aslında şu anda benim hayalimi yaşıyor diyebilirim. Yani böyle bir bahçem olsaydı kesinlikle ben de farklı ırkta tavuklar beslerdim. Bunlar tabii süs tavuğu. Genelde işte yarışmalar için falan üretiliyor. Yani işte et ya da yumurta olarak düşünmeyin. Şimdi Fatih bize detaylı anlatacak. Bir de dev brahmaları yakından göreceğiz bakalım. Başlıyoruz. Evet, Fatih. Ne haber abi? İyidir, sen nasılsın Fatih? Eyvallah. Şimdi Fatih bize kümesini, çiftliğini gezdirecek. Evet, şimdi önce tüm modellere bakalım Fatih. Tüm sonra modeller da. En çok ağırlık light Colombian bakıyoruz abi. Brahma değil mi? Brahma. Bunlar dev Brahma. Dev Brahma. Splash şimdi, var. Şimdi şey yapalım Fatih. Tüm hepsine bakalım. Sonra Brahmalara detaylı bakalım. Evet. Bu da Tommy. Tommy. Bizim bekçi. Tommy, hayırdır Tommy ya? Tavuklara mı halleniyorsun? Zor durumda abi. Ona da korona vurdu. Fatih. Buradan başlayalım abi. Tamam. Şurada bir tane Sebil Put görüyorum sanki, evet, değil mi? Onun eşi koronadan öldü. Yapma be, korona. Yalnız kaldı. Korona. Free bir şekilde takılıyor. Tamam. Şurada ne var? Gösterelim Fatih. Dev koşinimiz var abi burada. Yakın çekersen açamıyorum. Niye? Açarsam hani onu çıkmaması gerekiyor. Horoz tek. Ha, tamam. Veya kapısını açayım oradan tabii, çek. Tabii tabii, kapısını aç da öyle yapalım ya. Dışarı çıkmasın. Şimdi tabii bunları... Dev koşin. Dev koşin. O bayağı büyük abi ya. Bu nedir ya? Bu köpek gibi abi. Baksana şuna. Bunu neden çıkarmıyorsun? Çünkü diğer türlerle karışmasın, evet, diye, değil abi mi? Doğru. Şimdi tabii ki burada farklı ırklar var ama hepsi birbirinden bağımsız takılıyor. Çünkü bu sefer ne olur? Değil mi? Türler birbirine karışır. Karıştı mı? Olmaz abi. Yumurta veriminde istediğimiz verimi elde edemeyiz. Değil mi? Orijinal olmaz bu sefer. Evet. Doğru. Tommy gel, seni de çekeyim yakından. Gel Tommy. Gel. Gel bakalım, gel. Gel gel gel. YouTube'a atarım, bak izlersin. Instagram'da ben de paylaşıyorum onu ya. He. Tommy. Tamam. Bizim vazgeçilmezimiz. Tommy'siz olmaz diyorsun. Olmaz abi. Burada bölüm bölüm 10 tane bölmemiz var. Bayağı yerin var aslında var Fatih. Var abi var. Şurada bir tane dişi brahma görüyoruz. O grup mu Fatih? Yok değil abi, yumurta yapacak. O yüzden büyük bir ihtimal şey yapıyor. He. Bekliyor. Tamam. Şurada. Yumurta verimi olarak bu Brahma ırkı gerçekten güzel bir ırk abi. Hani yumurta tavukları kadar değilse de %80 verimli. Yumurta için yumurta diyorsun. İçinde. Hmm. Et içinde ona keza. Vay be. Et içinde oluyor mu? Et içinde abi kullanılıyor. 7 kilo gelebiliyor yani yetişmiş bir horoz. Oo, süper. Mesela bu şu an 5,5-6 kilo. Daha yaşına girmedi. Ha, daha büyüyecek. Daha büyüyecek. Yani büyüyecek derken kasa olarak değil, boy olarak değil de kilo kilosu. Alacak. Evet. Hmm. Şurada vardı birkaç çeşit. Civcivler var abi işte sezona. Ne? Bunlar da Brahma değil mi? Bunlar da Brahma. Gold Brahma. Gold Brahma diyorsun. Şimdi şu bakıcıdan biraz bahseder misin Fatih? Müteahhit
Abi bizim tabirimizde. Müteahhit elemanı. Müteahhit elemanı. Bunlar da sözleşmeli. Şimdi bunların içinden seçeceğiz yarışmaya hazırlayacaklarımızı. Ha, civcivlerden değil mi? Büyüyecekler, gelişecekler. Nasıl bakacağız kanat yapılarına, paça yapılarına, göz, kaş, ibik. En güzelini gaga. Seçip yarışmaya hazırlayacağız. Evet, hazırlayacağız onları. Şimdi şu Fatih'in müteahhit dediğinden bahsedecek olursak. Sussex abi. Bu... Şu Sussex mi? Sussex. Vay be, bu rengini görmemiştim hiç. Evet. Kızılı da oluyor, beyazı da oluyor. Aynen, beyazını görmüştüm. Yani bakıcı olarak kullanılıyor değil mi? Evet. Bunlar daha iyi sahip çıkıyor. Paçası olmadığı için civcivleri daha ezme oranı düşük olduğu için bunları tercih ediyoruz. Değil mi? Bayağı sahip çıkıyor. Yani şu evet. Paçalı olanlar az önce gördüğünüz Brahma'dan ama bakan tavuk onun ırkı farklı. Evet. Yani başka bir yumurtanın üzerine yatırmışlar diyebiliriz. Evet. Şimdi burada neler var Fatih? Yukarıda sultanlar var abi. Onu bir takım biraz sultanlarımız kapıyı var. Kapıyı açma imkanım varsa. Sultanlar. Şunlar ne Fatih? Bir tanesi yavru koşin. Ha şu ufak olan Golü koşin. Golü olan. Hmm. Siyah olan da astrolog. Ha, siyah astrolog diyorsun. Ha. Sultanlar aslında çok eski bir ırk. Evet. Benim bildiğim kadarıyla evet, ta abi. Osmanlı'dan geliyor. Aynen aynen. Osmanlı ırkı. Değil mi? Ya bu Bursa'da bir abi var da bayağı profesyonel. Onun videosunu da izlemiştim. O bahsetmişti. Türkiye'ye getiren de oymuş herhalde. Şu köşede koşinler var abi. Nerede? Cüce koşin. Koşinler. Az önce gördüğümüz dev koşinin bunlar ufak ırkları. Ufak versiyonu. Cüce koşin. Ha. Bir tane horoz, iki tane de tavuk mu var? Bunların üçü de horoz abi. Gayet uysal. Çok uysal ırk. Ne kadar ufak. Yani güvercin niyetine bile besle bunlardan. Değil mi? O kadar iyi diyorsun. Gerçekten ufak, yani güzel, sevimli bir ırk. Görünüm bakımından da. Şu blue herhalde değil mi? Blue. Bunlar white mi oluyor? Splash. Ha, şu da splash. Evet. Tabii ırkların da kendine göre çeşitleri oluyor. Renklerine göre. Evet. Hepsi ayrılıyor. Şimdi bakalım neler var. Kan değişimi için aldığımız yavrular var mesela abi. Kan değişiminden bahseder misin Fatih? Yani aynı horozları kullanamıyoruz her sene. Değil mi? Farklı. Farklı kan değişimi gerekiyor. Çünkü yavrularından şey aslında şey gibi. Değil mi? Akraba evliliği gibi abi. Diyebilir miyiz? Çıkımlarda verim alınmıyor çünkü. Doğru. Sakat yavrular oluyor. Evet evet. O yüzden kan değişimi yapıyoruz. Kan değişimi için yani şart. Neydi bunlar? Kolombiya. Şey mi yine? Brahma mı? Brahma. Tamam, sen genelde herhalde Brahma seviyorsun. Ama bunlar dev değil galiba değil mi? Dev olacak abi onlar. Ha, daha yeni. Aşamasında. Tamam. Şurada bir tane Blue Astrolop var. Onu da göstermek istiyorum. Astrolop da yani dünyanın en verimli yumurta ırkı diye geçiyor. Bu hangisi koşin. Parti? Koşin. Cüce koşin abi. Cüce koşin. Blue herhalde değil mi? Blue. Yine paçalı. Yani ibiğin rengi gayet güzel görünüyor. Bu da evet, sağlıklı evet. Olduğunu mu gösteriyor? Evet abi. Kuyruk yapısı top şeklinde geliyor bunun arkadan. Rengi de çok güzel zaten. Tatlı bir blue. Kanat yapısı. Yine ibik yapısı, gaga yapısı falan. Paçaları. Evet. Paça gayet, yapısı. Gayet güzel. Boy yapısı. Boyu da mı fark ediyor? Tabii abi. Cücelerde hani istenilen boy çok önemli. Şurada bir tane de astrolog vardı. Evet. Şimdi astrologdan bahsediyordum. Yani dünyanın en verimli yumurta ırkı diye geçiyor evet. Değil mi? Gerçekten böyle. Yani yılda 300-350 tane falan yumurtluyorlar. Gerçekten o şekilde abi. Aslında bu biraz daha gelişebiliyor herhalde. Biraz daha büyüyecek herhalde. Bunlar çok yağlı yani. 5,5 aylık, 6 aylık. Yani. He, daha 1 yaşına bile gelmedi. Değil abi. Bunlar evet. 4,5-5 aylıkken başlıyorlar yumurtlamaya. Evet, güzel. Et, aynı zamanda et verimi de yüksek. Lezzetli bir. Değil mi? Evet. Yani bir daha marketten tavuk alırken tavuğun cinsini sorun da sorgulayın. Aynen, gidip böyle her bulduğunuz tavuğu almayın. Marka model
önemli. Tabii, önemli. Bunlar 2 artı 1 herhalde değil mi? Bunlar üçü de bekar abi. Ha, üçü de horoz mu? Ha, ben de çift sandım da böyle beraber takılıyorlar diye. Bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi Mera'da otlayan kuzular gibi maşallah. Buna saldıracak galiba Fatih. Ya Tommy, bunlar seni döver yalnız ha. Horoz senden büyük, haberin olsun. Şimdi burada biraz işler karıştı. Fatih'in tavuklar farklı bir yere gitti, civcivler. Şimdi şu aslında gördüğünüz, göstereceğim. Bakın şu da yine Seville Put diye geçiyor. Arakoanas vardı, bir tane şurada da var. Şuna da limon mu diyorlar bu renkte olana? Evet abi. Şuna, evet. Bunlar da çok güzel ya. Gene koşinler var bir çift. Ha, dark. Şunlar değil mi? Evet. Sussex'ler var abi yumurta. Hangisi için. Hangisi Sussex? Beyaz olanlar Sussex. Ha, şunlar. Doğru. Şurada da bir tane Plymouth horoz var. Evet, şurada Arakoanas görüyorsunuz. Bunu evet. Da nereden, birçoğunuz biliyordur aslında. Mavi yumurtlayan tavuk bu. Şuna Plymouth demiştin. Plymouth da evet, ben horoz, evet Plymouth. Gerçeğini görmemiştim. Bayağı güzelmiş ya. Japonez var. Hangisi? Şu Japonez, şu siyah olan da Japonez. Seville Put'un Japonez modeli mi? Değil mi? Evet. Şimdi saniye. Evet, şimdi Fatih bize Brahma'dan bahsedecek. Civcivlerde tüy yapısına, kanat yapısına çok önem veriyoruz abi. Yarışmalarda değil mi? Yarışmalarda. Yetiştirdiğimizde de mesela. Bu niye böyle heyecan yaptı? Paça yapılarına, şu dik uç dediğimiz ayak yapılarına. Civcivken daha bunlara dikkat ediyoruz. Ona göre eleme yapıyoruz, seçiyoruz. Ona göre yarışma için seçiyorsunuz. Evet. Aslında puanı da oradan alıyor herhalde değil evet, mi? Evet evet. Kafa yapısı, gaga yapısı. Nasıl olmalı mesela kafa yapısı? İbiği mesela dik olmamalı abi. Yani sıfır ibik gibi böyle düz gelmeli burasından. He, vay be. Gaga yapıları. Şunları çekelim. Bir saniye. Evet, nasıl olması lazım? İbiği olmaması lazım abi yani. Hmm. İbik, sıfır ibik gelmesi lazım. İbikli olanın puanı düşük oluyor diyorsun. Hiç yani yarışmaya sokma. Vay be. Gaga yapılarında hani bir bozukluk olmaması lazım. Kayık. Çaprazlama olmaması lazım. Tüy yapılarında, kanat yapılarında mesela ayrıntılar var. Onlara dikkat ediliyor. Bu splash mi Fatih? Bu light. Light değil mi? Siyahlı. Tabii rengi de çok önemli de o büyüyünce evet. Artık. Evet evet. Tamam. Şurada birkaç bir şey daha vardı sanki. Fatih, onlara da bakalım. Var mıydı? Geçtik mi yoksa ya? Var abi. Şurada bir tane yumurtada da çıkım aşamasında olan bir tavuğumuz var. Amerikanus. Arakoanas. Evet. İyi, aslında bundan da bahsedelim. Şurada hemen. Şimdi bakın, burada bir tane Arakoanas var. Bunun olayı hani satıyorlar mavi, ya yeşil. Mavi yumurtacı, işte yeşil yumurtacı diye. Bakın onu yapan tavuk bu. Görüyor musunuz? Biraz zoomlayalım. Görüyor musunuz yüz yapısını? Böyle sanki sakal tıraşı olmamış gibi değil mi? Yüzü tüylü. Mavi yumurtayı yapan tavuk bu. Mavi ve yeşil. Hani yüksek fiyatlara satıyorlar ya, işte proteini daha iyiymiş falan diye. O arkadaş bu. Bakın, yakından gördünüz.
Şimdi birçok yerde haberlerde de çıkıyor işte mavi yumurta, yeşil yumurta, işte protein değeri yüksek falan, sosyete bunlardan yiyor 10 liraymış falan diye. Yani eğer sosyete onlardan yeseydik, yani gerçekten proteini yüksek olsaydı başta biz yerdik bir kere falan diyormuşum. O tamamen tavuğun cinsiyle ilgili. Yani yumurtanın rengi şey diyorlar bir de. Mesela ben aslında bu konuyla ilgili duyduklarımı söylemek istiyorum. İşte beyaz yumurtaları, ne bileyim, sarı yumurtayı çamaşır suyuna batırıyorlarmış da rengini açıyorlarmış da falan filan. Bunlar hikaye. Yumurtanın rengi tamamen tavuğun cinsiyle alakalı. Boyutu da yine aynı şekilde. İşte hani yeni yarka dönemindeyse biraz daha ufak oluyor. Büyüdükçe daha büyük oluyor falan. Yani gidip de proteini yüksek falan diye Arakuanas yumurtalarına çok para vermeyin. Ama tabii ki işte süs amaçlı falan kuluçkaya yatıracaksanız o şekilde alabilirsiniz. Bu da ufak bir bilgi olsun. Evet. Fatih, gününü bunlarla geçiriyorsun herhalde. Evet abi, stres atıyorum. Hobi amaçlı. Yani açık konuşayım, ben de gerçekten çok rahatladım ya. Tavuk sesi, horoz sesi. Şurada yumurtaları gösterelim. Az önce gösterdik de ışık yanmıyordu. Şu anda. Kaliteli hayvan besleyince abi, kaliteli yem kullanıyoruz. Evet, aslında tabii yem de çok önemli değil mi? Gerçekten önemli abi. Yemin, işte besin değeri falan, bunlar önemli aynen, şeyler. Aynen. Yani birçok üreticinin, hatta güvercin besleyenlerin gidip bizzat yani tarladan buğday aldığını falan biliyorum. Buğday da kullanıyoruz. Sadova yem diye bir marka var abi. Sadova. Sadova. Ha, kullandığınız yem bu mu? Evet abi, Sadova markası yemin. Ayrıca buğday alıyoruz. Yani gözümüz arkada kalmıyor bu yemde. Değil mi? Ya aslında insanlar biraz şey yapıyor. Yani tabii profesyonel yapan öyle düşünmez de. Ya bilinçli şey, üretici öyle düşünmez. Markayı önemsiyor yani. Doğru. Şey diyorlar mesela işte. Yok, bıldırcında da var. Yok, ekmeği suya batırıp vereyim falan filan. Ama abi, tabii ki besin değeri yok. Yani ekmek hayvan... verirsin ama hani bir ondan bir fayda bekleme. Doğru. Yani hayvan gelişse bile istediğin formda olmuyor değil mi? Yok, ekmekle rengi gelişmiyor zaten. Doğru. Ya biz civcivlere bile hani haftada bir kere bıldırcın yumurtası mutlaka veriyoruz. Aa, vay be, yumurta veriyorsun. Tabii tabii, haşlanmış, civcivlere. Az haşlanmış yumurtayı bu... Protein açısından. Protein açısından. Sularına vitamin. Ha, mutlaka. Vitamin de koyuyorsunuz. Hı. Pekmezli su veriyoruz. Vay veya be, pekmez sert yediriyoruz. Aslında sirkeli su falan diyorlar hasta olduğu zaman. Bu kadrolara, yani bu büyüklere. Ha. Fatih, şunu bir tutsana, bir yakından inceleyelim. Dev Brahma'nın horozu. Yürüyüşünde. Bir de atikler yani. Böyle yürüyüşüne göründükleri gibi değiller. Baksana da ne kadar komik. Bu kümesin paşası. Gerçekten de öyle ya. Maşallah, şuna baksana abi. Ya, ibik yapıları böyle büyüyünce hani biz, bu formu bulaşmaya evet, çalışıyoruz abi. Yani olması gereken bu mu Fatih? Evet abi. Hani rengi bakımından, kanat yapısı. Tam referans horoz bu mu diyorsun? Aynen abi, referansımız bu. Kuyruk yapısı da fark ediyor. Kuyruk yapısı, sırt yapısı, bunların biraz daha böyle yukarıda durması gerekiyor yani. Ha, kuyruğu şekil... daha dik duruyor değil mi? Evet. Şurası abi. Şurası biraz tepesi, çukur oluyor. Tepesi daha dik duruyor. Ha, orada mı dik duruyor? Evet. Yani şu kanat açıldığı zaman hani form bu şekilde olması lazım. Civcivlerde aradığımız özellik bu olması lazım. Ona dikkat ediyorsunuz. Senin daha önce herhalde derecelerin var Fatih. Yarışmalara katılıyoruz abi her sene. Evet. Bu geçtiğimiz sene bir aksilikten dolayı katılamadık. Talihsiz olaylar geldi başımıza. O yüzden maalesef bu seneye hazırlanıyoruz. Yeni civcivlerle diyorsun. Evet. Paça yapısını da gösterirsen Fatih. Paça yapısı da ya şu an dışarı saldığımız için hani kırılıyor fakat... Ha, yarışma öncesi dışarı bırakmıyor musunuz? Yok, bunları ha, yere değmeyecek değil mi? Değmeyecek bir şekilde. Bayağı büyük ya. Kırılıyor. Şu an bir de yıkanmadığı için hani... Ha, yarışma öncesi yıkıyorsunuz. Tabii tabii, yıkıyoruz bunların bakımları
beslenmesi, ceviz yediriyoruz mesela. Ha, yarışma öncesi. Vay be. 6 ay önce mesela bunları biz bakıma alıyoruz. Vay be, yarışma için bakıma alıyorsun. Evet abi. Süpermiş ya. Ceviz içiyle besliyoruz. Çok güzel. Ya aslında sağlıklı olduğu da renginden falan belli oluyor değil mi? Nasıl bakıldı? Kemik yapısından da belli olur abi. Hani bu kırmızılık hasta hayvanda olmuyor mesela. Değil mi? Biraz daha soluk renk oluyor. Evet evet. İbik rengi. Yani bir de uysal bir ırk, sevimli, ne bileyim hani baktığın zaman göze de hitap ediyor. Evet. Gayet her şekilde güzel. Yani zevkini çıkartıyoruz, tadını burada yaşıyoruz. Peki kesip yediğiniz oldu mu hiç Fatih? Oluyor bunlardan, abi. Değil mi? Yani çünkü hani bir noktada hani bakıyorsun, eliyorsun. Hani ha, elenenleri, yarışma dışında kalanları evet. Yiyorsun. Ayağında da küpe var Fatih. Bilezik abi bilezik. Bu senenin, yani bu geçen senenin civcisiydi bu. Ha, onu takip etmek için mi? Bunların her sene farklı oluyor. Ha, vay be. Şurada da TR yazıyor. Ülkeyi evet, de evet. Yarışmaya bu bileziksiz giremiyoruz abi. Ha, bu referansımız. Vay be. Bilezik olacak yani. TC'si, işte numarası. Numarası falan. Aynen, e-devlet aynen. Şifresi hepsi var aynen bunda. Abi. Kredi başvurusu yaptın mı bakayım sana? Pandemi başvurusu yaptın mı sen bakayım? Şimdi şuna şu var mesela, bu bembeyaz. Bu Splash. Şu neydi bu? Kolombiyan. Kolombiyan. Başka bunlar? Bu. Light. Ha, Light. Ha, ben hepsini aynı sanıyordum da bu da Light. Değil abi. Yani gerçekten usta, baksana şuna ya, şey gibi yani, kuzu gibi ya. Çok büyük gerçekten. Maşallah. Şuna. Maşallah tabii tabii. Maşallah diyelim. Gerçekten çok iyi. Damızlıklarımıza güveniyoruz, kadrolarımıza. Ha tabii zaten. Dur şurada. Evet, aslında burada damızlıkları da kadro. Kendiniz ayarlıyorsunuz değil mi? Yani. Aynen abi. Artık ıslah etmek deniyor aslında ona. Değil mi? Yani en iyi tavukla en iyi horozu tutuyorsunuz. Onlardan yavru alıyorsunuz. Evet. Yumurta siparişi, yani yumurta satışlarımız oluyor. Civciv satışlarımız ya işte aslında, sezona göre. Değil mi? Yani civciv almak isteyen annesini babasını görmek istiyor. Anasını gör, kızını al hesabı yani. Değil mi? Çok iyi. Hemen geldi bunlar da. Pişt 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 pişt. Her horozun kendine ait haremi var, cariyeleri. He. Beraber takılıyorlar diyorsun ha? Evet, yani kimse kimsenin tavuğuyla horozuyla karıştırmıyoruz yani. Her grup farklı. He. Ona göre de yumurtalara numara, barkod vuruyoruz. Yani hiçbiri birbiriyle karışmıyor aslında. Yok. Çünkü diğer türlü yine ne olacak? Kan bozulacak. Yani baba, anne farklı olmasının dikkat evet. Ediyoruz yani. O yüzden evet. Bölme bölme zaten kümeslerimiz. Hepsi ayrı. Evet. Gayet güzel. Yani annesi babası aslında secere diyorlar ya. Evet evet. Seceresi referans hepsinin belli. Oluyor. Evet, gayet güzel. Sende bir ara Viondete vardı sanki Fatih. Var mıydı? Almıştın sanki değil mi? Ya onlardan biz çıkım güzel şey yapamadık abi. Sağlayamadık. Ha. Bu sene gene bir öyle bir hayalimiz vardı bakalım. Onlar da çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Güzel oluyor da hani... Biz bir ara bırakıyorduk zaten, kışa girerken. Evet. Şimdi gene bir karar aldık, bir toparladık böyle bir. Evet, burada da aslında dediğin gibi değil mi? Bu da farklı bir harem. Bunlar da bu grup. Evet. 2, 4, 5. 5 artı 1 grup. Evet, güzel. Bu fıstığı yarışmaya hazırladık biz. Hangisini? Kolombiyanı. Evet. Ama götürmek nasip olmadı. Ha, götüremediniz. Götüremedik abi. Gayet güzel. Evet, şurada Sebulput horozumuz işte. Var. Ya bunların yürüyüşleri, hareketleri falan çok hoşuma gidiyor benim ya. Çok güzel. Farklı renkleri de var. Bursa'da yani bayağı fanı var bunların. Ben takip ediyorum. Bayağı seveni var. Bunların tabii yumurtası da ufak oluyor. Ufacık yumurtası oluyor.
Şöyle gördüğünüz gibi mis gibi ortam. Fatih de burada stresini atıyor. Gerçekten de hayalimdeki ev bu diyebilirim. Böyle bahçeli, hatta koyun, kuzu falan. Bakalım inşallah bir gün bizim de olur. Var mı Fatih eklemek istediğim bir şey? Yok abi, bu kadar. Yani sipariş için değil mi? Aslında insanlar yazarsa seninle her iletişime geçebilirler. Olabilir. Evet. Zaten tavuktan anlayanlar daha detaylı inceleyecek bu videoyu. Yumurta vesaire iletişime geçebilirler diyorsun. Evet, bugünlük bu kadardı. Var mı eklemek istediğin Fatih? Geldiğin için çok teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim Fatih. Çok keyifli oldu gerçekten. Yani huzur buldum diyebilirim. Eyvallah abi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.